Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz. Zırvan Oyun TV ekranlarından hepinize merhabalar. Sizinle bu sefer yepyeni bir oyun serisine başlıyoruz. Futbol Manager 2020. Bu takımlarla oynamayı çok fazla sevmiyorum. Küçük takımlarla başlayıp yani PTT 1. Lig'deki bir takımla başlayıp zirve yarışına ve 1. Lig'e çıkma mücadelesi vereceğiz. Oldukça fazlasıyla zorlanacağız. Bakalım neler yapacağız değerli dostlar. Profilin bu şekilde düzenlemesini yaptım. Onayla diyorum. Oyuna başlıyorum ve balık Balıkesir Spor'umuzun başında mücadeleye başlıyoruz arkadaşlar başarılar diliyorum oldukça zor 10.000 10.000 Euro gibi bir parayla başlayacağız iki yıllık sözleşme yaptık Yusuf Şimşek'in yerine geldik Çünkü 2020'nin başına Fenerbahçe pardon Balıkesir Spor'un başına Yusuf Şimşek vardı o gittikten sonra Ali Tahun Doğan geldi belli bir süre bocaladık Ali Tahun Doğan da gitti şu anda birazcık sıkıntı olarak devam ediyoruz takımlar ligde tutma konusunda bilinen bir başarısı olmamasından ötürü ligde kalmayı hedeflen bir kulüp için atıfı ile çalışmak e, biz futbol severlerde de ilginç deneyim yaratacağından şüphesiz. Basın bize güvenmiyor. Takım bu şekilde. Birazcık düzenlemeler yapacağız tabii ki takıma. İdeal kadro böyle ama biz bakalım takıma nasıl bir değer katabileceğiz. Ve kulüpteyiz. Kulübün başına artık resmen geçtik. İmzalar atıldı. Anlaşmalarımızı yaptık. Bandırma Spor, Karabük Spor, Elazığ Spor, Gaziantep Spor, Mersin İdman Yurdu gibi takımlarla oynayacağız. Onun öncesinde Floridle bir takımla oynayacağız ve en temelde de Balıkesir Spor 19 6 ile bir hazırlık maçı yapacağız. Sezon öncesi formlarımıza baktığımız zaman da Vukovic var kalemizde oldukça üst seviyede olduğu belirtiliyor. Oto, Mirsic, Foxy ve Abdülkadir Kayalı'nın da iyi olduğu bize verilen bilgiler arasında rapor dahilinde. Öncelikle transfer konusundaki hedefim ücretsiz ve yaşlı oyuncular olacak. Beni en azından ilk yılda ligde tutacak. Daha doğrusu üst sıraya emin adımlarla taşıyacak bir takım oluşturmak istiyorum. Bunlar da şu anda ekrandaki isimler de bizim sözleşmesi bitecek olan oyuncularımız. Bunu oh, bütün kulübün anlaşması bitiyor. Şimdi sözleşme öner dersem hepsi tek tek sözleşme önermek zorundayım genel özelliklerine bir bakalım. Hızlı bir şekilde geliyorum. Gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdim. Şimdi size emir adımla ilerliyorum. Bu e, ceza sistemi onaylıyoruz bunda. Bunların tamamı da ilerleyen süreçte bakacağız daha detaylı bir şekilde. Yani altyapı ile hazırlık maçı için taktiksel çalışmamıza bir bakalım arkadaşlar neler yapabiliriz diye. Kanat oyun oynamayı tercih ediyorum. Şu an için dengeli bir oyun stili Taktiğimiz bu şekilde de olabilir. Tek forvet üstünden de ilerleyebiliriz. Bir de taktik ayarlaması yapalım. Oyuncularımızın mevkilerini belirleyip devam edeceğiz tekrardan. Taktiğimizi bu şekilde oturturduk Yalnız defans sağ kanatta sıkıntımız var. Sağ kanatta oynayacak hiçbir defans oyuncumuz yok. Görmüş olduğunuz üzere o nedenle sol kanat oyuncusu olan Berat'ı koydum sağ kanata. Bunun için de bir alternatif bakacağım. Daha doğrusu ücretsiz yani bedava alabileceğim acaba defanslar var mı diye bakacağım ama onun öncesinde şu maçı atlatmamız gerekiyor. İlk maçımıza doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Takım kulüpte bir seçim olacak. Vukovic e, takım lideri aynı zamanda takım kaptanı olacak seviyede. Onun bir altında ise nüfusu yüksek oyuncular var. Foxi var, Oto var, Atilla Özmen var. Bu da kalecimiz. ikinci kaleci Vukovic'den sonra nüfus oyuncularsa Sezer Özmen defans oyuncumuz oluyor yine bu aynı şekilde. Abdülkadir var. Mırsic var ve Batuhan var. Şimdi hırslı bir şekilde konuşma yapmaya girdim ama direkt sakin bir konuşmamız oldu. Kalite bir ekip olduğunu inanıyorum. Bu sezon kimine kalacağımızı zor Şimdi takımın dikte kalma savaşından uzak duracak bir kalitede. Ama işte hemen boyumuzlaşan aşan şeyler istiyorsunuz hemen anında tepki veriyorlar Bunu da zor çünkü hedefler arasında ilk 3'te e, olmak yok ligde kalma üstüne kurulu Bir takım var O nedenle Gerçi olmadığını söylememiz e, abesi işgal etmekte de değil O da tüm herkesin gözü kulak Pardon gözünde bulunarak biraz aşağı Yani bakışınız doğru bulmuyorum. Evet, Sıkıntı. Hala patates olmuş ilerliyoruz şu anda. Tamam. Güzel. En azından toparladık. Tepkiler yok. Ekleyecek bir şeyler yok. Söyleyecek sözleri yok. Dikkatli bir şekilde hepsi hem fikirler. Çok güzel artık en fikir olduğumuza göre devam edebiliriz diyoruz ve 19 yaş altı takımımızda hazırlık maçı yapmak üzere Balıkesir Atatürk Stadyumu'na doğru gidelim bakalım diyecekken bizi basına tanıtacaklar. Basın toplantı. Merhaba Balıkesir, Balıkesir Spor kabul etmeniz konusunda ilk düşünceleriniz neler nelerdir? Mükemmel kolü bir, bir ortam ortamda yer almayı sabırsızlıkla bekliyorum. Balıkesir'e çeken ne oldu? Memleketim takımı. O nedenle geldim aslında ama tabi bu direkt söylenmez. daha sakin. iş i̇ş kabul ederken kafanızda herhangi bir soru işareti var mıydı? Hayır yoktu. Olmaz zaten. Yönetim gibi sizin gibi futbolcu kariyeri büyük başarılı imza atmış bir isim benden bahsediyor. bu insanı çok etkisi yarattı. Bunun altından hangi detaylar yatıyor? Hırslı bir şekilde. Genç oyuncular takım adapte etmeyi seven bir hoca olduğunu söylendi. Bunun takım için nasıl bir entegre etmeyi düşünüyorsunuz? Aynen o şekilde. Bu kadro hedeflerine ulaşmak için yeterli kaliteye sahip mi? Değil ama kendi kişiliği kadrosuna yazmak istemediğini söyleyen bir menajer yalan söylüyordur. Ben de bu durumda bu grubun kalitesini arttırmayı düşünüyorum tabii ki. O oyuncularınızı tanıştınız mı? Tanıştık. Tabii ki de heyecanlıyım. Hızlı bir şekilde maça doğru gideceğiz. Kadrolar belli. Takım bildiriyorum. Zaten hazırlığımızı yapmıştık. Ve ilk maçımızı yapmak üzere Balıkesir Atatürk Stadyumuna gidiyoruz. Kadrolar bu şekilde. 18 yaş altımızda dikkat çeken bir isim var. Eze. Bu Eze'yi ben takıma çekmeyi düşünüyorum aslında. Sağ kanatta da oynuyor. En azından sağ kanatta bir alternatif olabilir. İbrahim Doğan pozisyon nedir? Defans sağda ama kararlılığı yüksek. Top kapması güzel. 18 yaşına biraz daha hızlanırsa işimize yarayabilir. Soyma odasına gideceğim. Adamlarda bizden daha çok yedek var. Bir de öyle bir şey söz konusu. Maçı rahat kazanmanız gerek beyler. Aynen öyle. Maçı rahat kazanmanız istiyorum. Oyna diyorum ve başarılar diyorum. Hadi bakalım neler yapacağız. Kanattan güzel geldik. Foxy. Eze. Gözüm Eze'nin üstünde. Eze'yi şey A takıma çekebilirim. İyi bir oyuncu. işime de yarayacaktır. Bu konuda da hem fikiriz zaten. İbrahim Doğan sağ kanat. Sarı kart gördü. Takımdaki sağ kanat eksikliğini onunla giderebilirim. Biraz daha gelişmesi gerekiyor olmadı. Kenardan direktif vermemiz lazım galiba. Rahat oynayın. Rahat bir oyun çıkartın. Vukovic güzel çıktı. Hadi beyler. Hadi. Oha olmadı. Olmadı olmadı. Uzun oynadık bir kez daha. Mırt hiç oto Geriye doğru döndük. Kanattan müthiş bindirme. Berat olmadı, olmadı, olmadı. Olmadı mı olmuyor işte. İlk yarı birazcık zor geçiyor bizim için. Ataklarımız var ama maalesef herhangi bir etki yok. Mele olmadı, olmadı. Foxy Hadi ama bir kez daha dene. Doldur boşalt. Offside. Taktiğe odaklanın beyler. Taktiğe odaklanın. Foxy. Ortası. Kötü vuruşa bir de kendini alkışlıyor. Allah'ım ya, Rabbim ya. Allah'ım yarabbim. Olsun tamam. Tamam. Biraz daha devam bu şekilde. Male'den biraz daha etkin bir performans bekliyordum ama Male kötü bir performans sergiledi ya. Maalesef kendinizi adamanız gerekiyor. Çok saçma sapan oyun oynuyorsunuz. Male'ye oyundan alacağım. Olmadı çünkü Male. Yani performansı çok kötü. Fox'in performansından memnunum. E, orta alana da en kötü ihtimal kanat bünyesinden de Oto'yu alacağım. Bir deneyelim bakalım bu ikili. Zaten hazırlık maçı malum. Oyuncuları görmek istiyorum. Kimler daha iyi, kimler daha kötü anlayacağız. Maleden çok ümitliydim aslında. O deve Olmadı. 19 yaş altına da herhalde maç vermeyiz ha. Yani ne dersiniz? Yani puan vermeyelim bence. Daha azimle oynamanız lazım. Baskı altına mı hissediyorsun? Oğlum neyin baskısı la? Eze. Atıf Hoca'nın gözüne takıldı Eze. Şu anda e, izliyorum. Bunu her an A şey, e, A takıma çekebilirim. Anıl yapma şunu işte ya. Kar ile karşı karşıyasın. Altı pasın içinde içindesin ya. Sezer. Sezer de iyi bir defans. Foxy. Kaptırmayın artık şunu ya. Çok mu vasatız? Ne dersiniz? Biraz fazla vasat bir çizgi oluştu gösterdik şu ana kadar. Ben o kadar da memnun değilim takımdan şu anda. Ciddi anlamda o kadar da memnun değilim. 70. dakika oldu hala adam akıllı bir gol pozisyonumuz yok. Olanlar da çok etkili pozisyonlar değil. Foxy o topu oraya kadar getirip nasıl kaptırdın ya? Eze Ahmet hadi defansından çıktı geldi. İyi orta Ayberk. Aybars hadi hadi abi yapabilirsiniz ya. Bu kadar da zor olmasa gerek. Oyunculara da adapte olamadım. İsimlerde belki sıkıntı çekiyor olabilirim. İlk bölümden dolayı kusura bakmayın. İlk ilin günahı olmaz derler bilirsiniz. O nedenle takıma alışma evresindeyiz. Haberi atak yapıyoruz ama maalesef sonuç yok. Yani ölü yatırım. Foxy hadi Aybars Foxy. Kanattan Botuan. Anıl Başaran çok iyi pozisyonlara girdi. Olmazsa iki forvete geçeceğim herhalde. Tek forvet bize pek uymadı. Foxy 2 draw site'de ya. Botuan, Cenk ve Foxy takımın en iyileri şu anda. Hadi son saniye atayla bir gol bulur muyuz acaba? Yemeyelim de derken ilk yarı bir şey, maçı bitirdik. 0-0 eşitlikle bitti maç. Yani çok kötü performans sergilediler. Agresif olmam lazım. Yani bu maçları kazanamamanın bir e, mazereti olmamalı. Yok da zaten. Gücümüzü gösteremedik. Aynen ya yenişemedik bir türlü ya. Şimdi teknik öneriler var. Şimdi o Tümer Metin. Tümer Metin e bakın futbol direktörü olaraktan disiplini kararlı ve uyumu güzel. Tümel metinle başlayabilirim. En azından yanıma bir yardımcı iyi olabilir. tümer metinle. Tahir'in durumu 11-11-11'lerle dolu. Tahir. Potansiyel değerlendirme ve oyuncu yeteneği değerlendirme de belli. Abi sen de çok iyiymişsin ya. Fırat Gül. Gençlerle çalışması çok güzel. Emre Aşık. Emre Aşık biraz daha iyi. Ee, fizyoterapist almamız lazım. Kulüpte fizyoterapistimiz yok. 16 fizyoterapist olaraktan iyi bir abimiz. Senin maaşını düşüreceğiz abi. Abi çok. 475 vereyim. Şey Bak yapma. Şundan ben direkt 500 veremiyorum ya. Tamam 500 verelim. Şartları öner. Gel. Tamam düşün gel ama fark etmez. Antrenörlü kursları için antrenör kursuna göndermemiz gereken isimler var. Engin Çatır, İlkay Avcıbay. Abi seni çok göndermeye ihtiyacımız yok. Şaban Özdeş Şimdi Engin Çatırı gönderebilirim. Onun için de Başkanla görüşmemiz lazım galiba. Hem fikirisi çok güzeldi. Başkan bir şekilde fon oluşturacağını belirtti. Sağ olsun sezondan beklentilerimiz var 50 bin euro gibi bir transfer bütçemiz var çok az Tabii ki de maaş bütçemiz 106 bin euro aylık Bunlar düşük bakiyeler ama en azından birincilik takımları için iyi şeyler olabilir şimdi balıkesir spor seçim heyecanı Tamam seçimler belirlendi ve işte geldik Burada bize bonservisi olan olmayan ücretsiz oyuncular söylenecek. bunları bakmamız lazım. Tamam. Şuna da bakalım. Portekiz ikincilik şampiyonu olan Midera'da bir parçasıymış. Hızı hızlanması güzel. Orta sağ sağ kanat. Ortası yok. Topsuz olan da çok iyi. Hızı hızlanması güzel. İmza attı dediğimiz zaman da hemen Yıldız oyuncu değil önemli oyuncu. Tamam. Sözleşmeli pazarlık yapacağız. 2 yıllık teklif edeceğim. Maaş birinci ilte kalma vesaire falan filan. Şunu 10.000'e 10 bine düşürebilirim. Çok güzel. Bitir diyorum. Bana tekrardan geriye dönecek. Yekto Ofansif orta sahanın merkezine hızlı hızlanması çok güzel. İlk kontrolü çok güzel. Bak bu adam alabiliriz. Eğer gelirse şayet efsane olur. Maaş çok diyorlar yönetim. 6500 verebiliyorum sana. lütfen ya şunu ayarla gel hadi işte ya bu imza parası versem işte 20.000 euro gibi haydi ama bu 25.000 euro verelim Umarım gelirsin maykon Defans sabek ya bak sabek için çok ihtiyacım var 37 yaşta bir sezon oynasa bende yeterli olabilir En azından takım kendine gelebilir Maaşta sıkıntı çıkartırlar mı acaba bizimkiler 8000 istiyorsun ya 8000 çok Micron'u alamadık zaten bu şekilde anlaşıldı dedik. Aa hayır. Adana Demirspor'la anlaşmış. Emre Aşık bizimle imzalamış. Kabul diyorum. Tümer Metin kabul. Çok güzel. Bunlar bizim için iyi şeyler. Takım en azından seviye atlayacak. Emre Aşık'la Tümer Metin'in gelmesi güzel oldu. Emre Aşık asistan menajer olarak anlaştınız. Bu durum işi gününüzü netleştirecek mi? Tabii ki de. Futbol direktörü olarak anlaştık. Ondan da son derece eminim. Her türlü işi yapabilecek kapı istedim. Ciddi misin? Harbi mi? Abi çok güzel oldu. Çok güzel oldu. 12.000 euro düştü. Niye bu kadar düştü? Tabii ki imza primi. Mevcut kadrolar bu şekilde. Bu arada Burak Yılmaz dikkatimi çekti. Çok genç bir oyuncu. Deneme tetif ettim ben şu anda arkadaşa. Bakalım gelecek mi? Bizimle iş yapar mı? Soy modası diyorum. Arkadaşlar cesaretlenmeniz lazım. İddialı oynayacağız. Lütfen çıkın oynayın. O kadar konuşuruz etkilenen yalnızca bir kişi. Maça başlayan taraf olduk. Kendi evimizdeyiz. Bakalım İlk hazırlık maçından değişen ne olmuş? Var mı herhangi bir değişiklik? Of. 33. saniyede Hodzic. Güzel goldü. Justin. Güzel bir asist yaptı. Önüne bıraktı. Abi direkt vurdu adam uzaktan ya. Tam köşeye. Güzel. oh oh İkinci dakikada çok güzel geldi. Gol çok güzeldi. Takım iyi oynuyor şu anda. Keşke bunu ilk maçta da yapabilseydik. Uzaktan şutları güzel deniyoruz. Üst direk alt direk derken çatır çatır. Alt direk değil de ya anlayın işte. İki orta sahamda çok güzel oynuyor. Hadi beyler. Kontra atakla çıkabilirsiniz derken çıktık. Oto. Geçti rakibine. Oto abi pas versen daha iyi olur sanki bu Oto. Ne dersin? Otoan Mürsic ortası gelmedi Cenk. Berat Oto orta gelmiyor Mürsic. Vurun uzaktan oğlum. Vurursun vur olmadı. Justin. Uzaktan vurmak için boş alan arıyorlar. Bu güzel bir şey. Her fırsatta kaleye deniyoruz şu anda. Bulmuş olduğumuz iki gol de uzaktan geldi ve güzeldi. Önemli şutlar çekiyoruz. Bunların büyük kısmı uzaktan şuttu. Şut yüzdesi olaraktan iyiyiz. Bayağı bastırdık. Takımda sarı kartlar var. Niye bu kadar çok sarı kart var? Birazcık sakinleş. Batuhan. Abartma. İyi iş çıkarttınız beyler. Aynen böyle devam. Aynen böyle devam. Yani ilk 2 dakikada gol bulduk. Sonra yattık mı? Kanada doğru. Batuhan orta. Devam gelmedi. Yine bindiriyoruz. Berat. Orta kaleci. Güzeldi. Anıl ve Malle arasında gidip geliyorum. Forvet hattında birazcık sıkıntılarımız var. Maalesef. 2 dakika ilave edildi ilk yarıya. Devre arası. Performansınızdan çok memnunum. Çok güzel goller attık. Yani 2 gol de çok iyiydi. Oto. Yah gidi yah düştü kalktı bırakmadı. Ih, olmadı. Olmadı olmadı. Ali Şahin Türk. Bayağı Türk var ya kaç takımda ya. Ben bir anda rakip takımda Burak Yılmaz'ı görünce yuh dedim ya. Daha neler artık. Abi şöyle yapalım. Bir oyuncu değişti yapalım. Mali'ye alacağım. Foxy'i de sol kanat alacağız. Karşılıklı ataklarla geçiyor maç. Top bir o kalede, bir bu kalede. Botuan yardı geçti. Olmadı. Güzel vurdu. Sezer de sarı kart gördü. Takım birazcık agresif oynuyor bizim ya. Foxy. Hotzic. Tekrardan Foxy. Botuan. Abi Hotzic var ya. Adam pas uzaktan deniyor ya. Resmen maçın adamı. Hadi. Olacak da ama son anda kaleci. Biz yaparız gibi geliyor sanki bu işi ya. Ne dersiniz arkadaşlar? Takım nasıl gidiyor? Justin'den çok memnunum. Asist yaptı adam sonuç itibariyle. iyi oynuyor. Mursic. Foxy. Vur oradan artık. Vur Hozdiç vur. Tamam. Vurmaya hadi be. Olmadı. İyi organize olduk ama devamı gelmedi. Şimdi dur. Tamam da. Sen de seni değiştireceğim abi de. Yedek yok. Yani yediğimiz yok şu anda. Olan bütün yediğimiz bu. Maalesef altyapıdan destek almamız gerekecek bu konuda. Oldu mu bu ya? Belem geldi sağ kanattan içeri doğru vuruş. Atilla'nın kontrolünde top kornere çıktı. Yine dışarıda. Güzel geliyorlar. Takımda herkes değişti. Sezer Özmen de çok güzel form tuttu. 3 dakika ilave değildi maçın bitimine. Çok güzel. Male. <laughs> Hiç vurmasaydın daha iyiydi. Hodzic, Aybars. Batuhan gelmedi. Kontrata dönüştü bir anda ya. Hop. Ve köşe vuruşu. Her an maç bitebilir. Gözler hakemde. Mırsic ortası. Foxy Bitti. 2-0 maç ucu demiştim. Ancak dürüst olmak gerekirse Balıkesir Takan kazanması beni şaşırttı. Hala iki da yakın güçlü olduklarını söylüyorum. İddialı bir şekilde. Performansınız mükemmel de aferin. Tesisatik atmosfer durumu çok güzel. E, yönetim tarzı çok iyi. Takım oyuna sıkıntılarımız var birazcık. Bunları da yavaş yavaş toparlayacağız. Takım raporuysa güçlü ve zayıf yönleri. Evet balık bizde bir başkanlık seçimi olacak. Bu bizi etkiler mi etkilemez mi göreceğiz. Bandırma spor maçımız var. Top salanda iyiler. Takım oyu konusunda çok iyiler. Kafa vuruşları kötü ve markaj konusunda da zayıflar. Ooo plange. Orta saha sağ hızlı hızlanması çok iyiydi. Top salandaki durumu çok iyiydi. 30 yaşında Burkina Faso'lu arkadaş. Kabul ettik. 2000 lira düştü. 2000 euro düştü pardon. Sözleşmeyi imzaladık. Vallahi Vukovic senden bir kez daha isteyeceğiz ama kusura bakma artık. Enver Atik seçimi kazandı. Sıkıntı mı bu? Rica ederim. Kulüp vizyonu yönetim Taraftarlar. Çok heyecanlıyım. Yeni başa geldi kulübün geleceği ile ilgili konuştuk. Size tanıtıyoruz. Yeni arkadaşımızı Plange. Daha çok defans sağ bekte oynatacağım. O mevkide sıkıntı çekiyorduk. Bu yüzden transfer ettik. Tabii ki de Türkçe konuşmayı bilmediği için ilk zamanlarda sıkıntı olacak. Oto İngilizce konuşuyor. Plange tabii ki de yardımcı olması isteyeceğiz. Yani takım arkadaşları içerisinde dayanışma olacak. Frank'in 7. takımı bu kadar farklı takım oynamış olması etmek sizce riskli mi? Aynen onların kaybı bizim kazancımız olacaktır. Katılması büyük bir kısa vadeli hedefini nasıl etkileyecek? Stratejimiz uzun vadeli hedefimiz ulaşacak bir konuma sahip olmak üstüne vesaire vesaire. Bizim için iyi olacaktır plange. Çünkü sağ kanatta sıkıntı yaşıyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Berat'ı koyduk olmadı. Berat çok etkili olmadı sağ kanatta. Bunu da atlatmamız gerekiyor. Ve evet tekrardan tesislerdeyiz. Gelen diyorum. çok güzel. Biz de maça oynamak üzere bandırmaya doğru yola çıktık ve geldik. Takımımız hazır. Taraftarlar için oynayın. Onlara bilet paralarının hakkını verin çocuklar. İki forma da birbirine çok yakın. Gelen isim oluyor bandırma. Hop oh oh oh. Kalede yine Atilla vardır büyük ihtimalle. Abdülkadir Pinto. İlk maçına çıktı Pinto. Balıkesir spor formasıyla. Sinan. Of. Cenk'ten çok güzel bir müdahale. Ama Paul. Kalecimiz nedense Atilla gibi geliyor bana. Değil Vukovic'miş. Bandırma biraz daha baskılı oynuyor şu anda. Baskıyı umarım kaldırabiliriz. Vuruyor vuruyor Vukovic'den dönüyor. Beyaz. Kanattan geliyorlar. Sinan orta geçti. Hakan bir kez daha kanatlar. İçeri girecek. Justin aldı. Uzun oynadı. Otto. Uf. Yapma. Yapma. Batuhan. Pino. Abdülkadir. Maxwell ortası. o direkt 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 yapma. Ah. Bandırma daha atak oynuyor şu anda. Ayağı kısa pos oynayın beyler. Daha azimli oynayın. Daha azimli daha istekli oynayın. Defans corner. Kanatları aktif olarak kullanmamız gerekiyor aslında. Ama maalesef e, çocuklar birazcık zayıf kalıyor bu yönde. Bandırma çok kontrol kontrollü geliyor. Otto ile çıkış yapıyoruz. Oto çok hızlı. Anıl, Anıl yine yaptı yapacağını Anıl. Şut yüzdelerimiz çok yakın. İsabetli şutlar çok yakın. Çok ortada geçen maç %50 %50. Ya yani gol atan alacak gibi görünüyor şu anda. Uzun oynadık da. Basın ileride. Haydi. Anıl, at artık şunu ya, at artık şunu anıl ya. Çok fazla deniyoruz, güzel de deniyoruz, sıkıntı yok ama of, güzel vurdu, kayseri'de güzel bir kurtarış geldi. Yine anıl başaram, yani yine anıl. Şu anda oyun kontrolü bize geçti. Yüzdesel olaraktan da bizde gibi görünüyor. Atak yapıyoruz sürekli. Top hep bizim ayağımızda. Ama maalesef o bitirici vuruşu yapamadık bir türlü. Habire vuruyoruz kalecide. Habire vuruyoruz kalecide. Maxwell. Abdülkadir kaptırdı. Maxwell. Ortası yine Anıl. Yine dağlara taşlara. Şut yüzdesi geçti. İsabet şutlar eşitlendi. Biz daha aktif oynuyoruz ama soyunma odasında agresif beni hiç mutlu etmedi gösterdiğiniz performans arkadaşlar oyunu sahaya yansıttın artık ya Mali alacağım artık en sonunda Anıl abi niye bunu yapıyorsunuz ki? epoksi ile de şöyle bir değişiklik yaptık. Kaleciyi çıkartacağım ama maalesef Vukovic çıktıktan sonra daha çok sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor bana. Vukovic yine baya mücadele veriyor. Abdülkadir. Hadi bir kontratakta atak bulur muyuz? Oto'ya doğru. Oto. Foxy'nin kafası gelmedi. Gelmedi, gelmedi. <laughs> Şimdi seni aldığımız zaman da Batuhan'la değiştirmek zorundayız. Tamam seni Batuhan'la değiştirelim. Mırsiş'e de Yekta'yı değiştirdik. Pinto'yu. Yelko Pinto. Yelko Pino. Okan Turp. Adamlar bütün takım değiştiler. Biz takımı değiştiremiyoruz. Niye? Çünkü sıkıntımız var. Defans hattında eksiğimiz var. forvetta eksiğimiz var. Gelenler istediğimizi yapmıyor. Çok ortada bir maçtı. Şut yüzdesinde öndeyiz. Toplu oynama eşit. %42-48 çok az bir fark var. 4 dakika ilave edildi. Üstüne de bir şey koyamadık bir türlü. Foxy ortası. Berat Foxy Hodzic. Hadi be. Son sahnede böyle bir gol gelseydi, çıtır bir gol. Balıkesir Bandırma arasında yıllardır çok büyük bir rekabet var. Çok e, yakın tık, spor kulüpleri il, ilçe bazında bu nedenle bizim için çok önemli bu maçlar. Abi vuruyorsunuz vuruyorsunuz geri geliyor. Vuruyorsunuz vuruyorsunuz geri geliyor. Performansınızdan memnunuz. Golsüz geçti ama yapacak bir şey yok. Şimdi kadro belirleniyor. Otomatik seçim diyeceğiz. Var var. Var. Anıl da alacaksın tabii ki de oğlum. Deli misiniz? O ben Saraçoğlu bizimle sözleşme imzalıyor alıyor şu anda. Kabul et diyoruz. Harika. Vukovic abi bir destek ol ya. Tabii ki de. Kadro belirleniyor. Yanıtta diyoruz. Eksiğimiz, gediğimiz yok. Seçimi onayla diyorum. Tamam. O ben Sarıçoğlu'nun tak takıma tanıtacağız. O ben Sarıçoğlu Fenerbahçe beklenen patlama yapamadığı için serbest bırakıldı. Onu da diğerlerini görmedim. Sizin gördüğünüz şey var mı? Serbest bırakılan çok şaşırdım. Potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir futbolcuydu. Aynen öyle. Şimdi o ben ciddi anlamda potansiyelli bir çocuk. İşimize yarayabilecek bir isim geçmiş Fenerbahçe'den. Galatasaray'dan Fener'e geçmiş. Hep aynı sezon zaten. Takım bu şekilde. Rakip Karabük Spor. Zorlu olacak. Beni etkilemeye başarın ama buna nasıl ateşleyeceğiz ki biz ya. Oyna diyoruz ve başladık. Karabük maça başladı. Balıkesir Spor sahasında oynanıyor. Balıkesir Atatürk'teyiz baskı sonuç verdi. Toplaca gitti. Oto. Takım kaptanı Taç. Kornermiş pardon. Görkem. Oto. Çok güzel geçti ve mükemmel. Male. 1-0 önde geçiyoruz. Male fırsatı kaçırmadı. Tepmedi fırsatı. Ya Anıl başarılı olsa o top dağları taşları gidiyor genellikle. Atilla Özmen. Görkem Male. Offside. Offside de olsa o topun gol olması lazım. Yuh. Üst direkten çıktı. Hazırlık evremiz birazcık zor geçiyor takıma adapte süreci ve e, o takım kimyasını oturtmak zamanımız oluyor. Abi Sezer Özmen nasıl yorulabildi ya? E biz ne yapacağız burada böyle? Her defasında da bunu mu yapacağız ama biz? Of adam astı astı resmen astı. Top ortaya gitmiş bizim adam ya ulan ulan ulan. Ulan Atilla Cenk Görkem Cenk'te pas açtılar. Kanatta Hozic Foxy geri döndü. Boşluk bulmaya çalışıyor. Balıkesir spor olmadı. Soy modası diyoruz. Cesaretlendirin. Hırslı bir şekilde. Haydi artık. Bir tek motive olmuş hisseden Justin var. Aybars. Görkem. Uzun oynadık. Hodic. Male. 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 Yapma male ya. Çok açıyorsun topu ayağından. Tamam. Bir tane gol buldun ama artık daha atak oynamamız lazım değil mi? Doğukan sarı kart gördü. Kırmızı kart gördün. Attırın onu. Attırın Kale vuruşu. Hataya zorladık. Forvet'i. 61. dakika. 60. dakikaya geçtik. Uzun oynadık. Daha azimli oynayın. Dedim. ikinci saniyesinde Toykan attı golü yalan. Abi adam nasıl vurdu öyle? Şuna bak. Ya haftanın golü olabilir belki de. Bir görelim. Foxy male olmadı. Oto vurdu, yapamadı oto. Hadi beyler, hadi beyler. Oto ve Fox'u çok yorgun da kanatta adamım yok oğlum benim. Bir sıfırın üstüne yatmamız lazım. O Firki golü çok kötü oldu. Hele ikinci gol daha da bir kötü oldu. Atilla'ya çok fazla güvenmiyorum kale attığında. Onu artık ilk 11'e almak almak istemiyorum. Vukovic'le devam. Yani maç kondisyonu artacak diye. Ulan Mırsic. Ulan Mırsic. Evet. Biz de balık eserinin galip geleceğini düşünüyorduk. Sonuçtan hiç memnun değilim. Sayit Öner. Sen kimdin abi? Defansa harikasın. Harikasın. Bu kadar basit. Sağ da bir yedek aldığımıza göre bundan sonra artık defans hattına da biraz daha ağırlık verebileceğiz. Yedeklerimiz var, alternatiflerimiz var. Oldukça iyi gidiyor şimdilik. Bir 778 kombine sattık. Valla 1000 kombi, 1100 kombine ulaşmamız lazım. Amaç aslında 1000 kombineydi ama işte gittikçe kademe kademe arttırıyoruz tabii ki de hedeflerimizi. Şimdi Çağatay geldi. Çok güzel. Vukovic. Çocuğu karşısına. Valla Vukovic de olmasa ciddi söylüyorum. Çok büyük sıkıntılar çekecekmişiz neredeyse. Kadroya bakacağım. Kadroda da bizim en son almış olduğumuz değerli arkadaşlarımızdan kimler var? Şimdi yine Anıl'la başlayacağız. Ve sahadayız. Takımlar belli. Elazığ'da oynayacağız. Soy modasına gidiyorum. Takım konuşması yapacağız. Bizim takım herhangi bir maç sorumuz. Hadi gençler. Bunu almanız lazım. Lütfen. başa başladık. Mırsic. Sezer. Kanattan geliyoruz. Botuhan. Hızlı bir çıkış. Orta aşıttırdı olmadı. Anıl başaran yine yapamadı. Of çok güzeldi. Otto'nun kafası sonuç getirmedi. Kontrata çıkabilir miyiz acaba? Oralarda alırsak etkin olabiliriz. Gerçekten geldi. Otto uzun oynadı. Görkem. Çok geri döndün Görkem ya. Maxwell ortası değil. Pino. Justin. Otto atamadı. Ha bir yerden bir şekilde patlayacağız. Ayak kısa paslarla oynamamız lazım. Biraz daha etkili, baskın olan taraf biziz. En ay en ay en sonuca ulaşacağız. Daha hiç şutları yok. Vukoviç'i görmedikler bile daha. Justin, Mursic Batuhan ortası geldi. Oto ve gol. 1-0. Batuhan çok güzel geldi. Sıfıra kadar indi. Asisti çok iyi yaptı Batuhan. Hadi bakalım Mürsic. Orta. Pino. Cenk. Geriye doğru döndü. Maxwell. Oto vuruş. Kaleciden corner. Mürsic. Ortası. içeriye doğru. Kimse yok. Cenk. Sezer. Ha ileri çıkıyorsun. Sonra diyorsun ki ben çok yoruldum. Biz senin orada şu anda sakatlanman eksikti. Ciddi anlamda. Yani alacağım isim Berat o tarafa. <laughs> Aa işte bu be Justin. 2-0 öne geçiyoruz Elazığ'da. Elazığ karşısında. Görkem çok iyi ortaladı güzel kafa sonuçta güzel. eleza çok imkan vermedik gibi bir şey oldu. Kaptırdığımız topları da kapabiliyoruz hızlı bir şekilde. Oto Ferhat orta kale. 2 asist var. Batuhan'dan ve Görkem'den ilk yarının bitmesine 2 dakika işaret edili derken ilk yarı bitti. Gerçekten çok iyi oynadınız. Performansdan çok memnunum. Böyle devam. Ama Anıl'ı ikinci yarıda oyundan alacağım. Mali'ye alacağım. Forvet'e tekrardan. Batuhan. Vuruyoruz vuruyoruz ya defans ya kale. Olmadı. Fox ile de Justin alıyorum oyundan. Hodges ile de Görkem değişti gelsin. Pinto. Pino. Hadi. O ilk defa geldiler. Çok güzel. 49. dakikada. E yani 3 tane şutları var ya. isabet şutları 1. Çok şut çekiyoruz ama maalesef. Karşılarını çok net alamadık. Şimdi şöyle yapalım. Senin yerlerini değiştirelim abi. Kodic yine girer girmez şutlarına devam ediyor. Berat bırakmadı Berat Vuković sahada iyi bir balık esir spor var bu sefer Eliza spor karşısında of dedik ve anında nazar dedi yani buna bayılıyorum ama offside. Ofsayt yok aslında. Ofsayt yokmuş ama hakem golü vermedi. Cenk 3-0 Sezer, pardon. Cenk'in kafasında 6 pasta Sezer boş kaleye topu asıldı resmen. 3-0 Elazığ karşısında öndeyiz. Fox'in ortası Oto ve 4-0. 3 dakikada 2 gol. Güzel iş. Güzel orta, ön direkte Oto sağlam kafa. Kaleci güzel avladı. Harikasınız beyler. Harikasınız. Oto'yu oyundan alabiliriz. Hadi seni alalım Ahmet Tekin. Gel bakalım sahaya. Oto'yu alkışlarla kenara aldık. Oyuncuları öldük ya oğlum zaten. Eray. Nusrettin. 3 dakika işaret edildi maçın sonuna. Ahmet. Pino. Abdülkadir olmadı. Vurduk vurduk geri geldi. Yusuf da çıkıyorlar. Müthiş bir boşluk. da geçti. Ortası Fukovic şut ve çizgi üstte kurtardı Vukovic. Maç bitmek üzere son saniyeler gözler hakemde. En azı top çeviriyor artık. Top havadayken biter mi dedik, bitmedi ve maç bitti. Beraberlik beklenen maçtan 4-0 gibi müthiş bir maçla ayrıldık, şey skorla ayrıldık. Gerçekten çok iyiydi. Çok memnun kaldım diyebilirim gelen kutumuzda iki mesajımız var şimdi tam stat görüyoruz. bunu direkt onaylıyorum çok da fazla problem değil evet dostlar ilk bölümümüzün sonuna geldik umarım video hoşunuza gitmiştir İlk etapta belki sıkıntı yaşadık çünkü hazırlık videosu oluyor genellikle takımı tanıma bir momentum oluşturma takım kimyasını oturtmaya çalıştık. Elimizden geldiğince de bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse beğen bir yorum atmayı ve paylaşmayı kanala abone değilseniz de abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde Balıkesir Spor maceramız tam gaz devam edecek. Bay bay.